LGS'ye son 154 gün, hayallerimize kavuşmamıza, LGS 2023'te kendi efsanemizi yazmamıza sadece 154 gün kaldı. Bizler sizlere güveniyoruz. Sizler için çok güzel programlar hazırladık. LGS tekrar programlar hazırladık. Gün gün nitelikli bir şekilde ya da temelden sizlerin tekrarını sağlayacağız. Ve bunlar için de çok güzel videolarımız olacak. 15 tatilde, sömestr tatilde vitesimizi büyüteceğiz. Ve çok yüksek bir şekilde hedeflerimize koşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. LGS bizden kurtulamayacak. Çünkü sizler kendinize inanıyorsunuz, kendinize güveniyorsunuz ve çalışarak da kazanacaksınız. Bu yolculuğu hatırlarsanız 7. sınıfta başladık. 7'den 8'e kampıyla başladık. LGS kampımızda bütün videoları sizlere gün be gün her hafta canlı yayınlarla destek olarak devam ettik. Ara tatil kampımız yaptık. Şimdi de ilk tekrar kampımız geliyor. İlk tekrar kampımızda sizlere özel program hazırladık. Bunları çok güzel bir şekilde takip edecek ve hayallerinizdeki okula bir adım daha yaklaşacaksınız. Hayallerinizdeki fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu Lisesi sizden kaçamayacak. Çünkü sizler hızlı hızlı koşuyorsunuz ve en sonunda size teslim olacak. Ve 2023 LGS'de hem sözel bölümde hem de sayısal bölümde kendi efsanenizi yazıp hayalinizdeki okula gümbürç diye gireceksiniz. Müdür de hoş geldin diyecek. Kapıyı biraz daha yavaş açsan daha iyi olur diyecek ama ben çok çalıştım hocam. Ben kapıyı böyle açarım diyeceksiniz. Şimdi sizlerden gelen yorumlar çok değerli. Neden? Çünkü bu yolculukta ister istemez bazen annelerimiz çalışmıyorsun diyor. Bazen babalarımız çalışmıyorsun diyor. Bazen denemeler o kadar kötü geliyor ki ya bu iş olmayacak diye vazgeçesimiz geliyor. Bunun farkındayız. Hayallerinizin peşinden koşarken yorulduğunuzun, önünüze bir sürü engel çıktığınızın farkındayız. Bu yüzden sizlere çok güzel programlar hazırlıyoruz. Bu yüzden LGS'den korkmayın, o sizden korksun diyoruz arkadaşlar. Merak etmeyin, bizler buradayız. Sizler sıkı sıkıya çalışacak ve kazanacaksınız. Öncelikle Esra Taşkıran demiş ki, genellikle deneme çözerken İngilizceye veya din kültürüne vaktim yetmiyor. Zamanı kontrol etmem için neler yapmalıyım? Arkadaşlar deneme çözerken gerçek LGS'yi çözer gibi çözmelisiniz. Yani yanınızda çay, çorba, meyve, cep telefonu olmamalı. Çünkü gerçek LGS'de bunlara izin vermeyecekler. Gerçek LGS'yi bir sabah, bir Haziran sabahı saat 9.30'da sözel bölümle başlayacaksınız. Sonra arada biraz mola verip sonra sayısal bölüme geçeceksiniz. Yani size sözel bölüm verildiğinde sayısal bölümdeki soruları göremeyeceksiniz. Sizler yani ben biraz İngilizce... Hayır hayır. Önce sözel bölümü yapacaksınız. Sözel bölümde Türkçe İnkılap Din İngilizceyi bitirdikten sonra artık... Bu bitti. Kitapçı alacaklar elinizden. Sonra sayısal bölüm verecekler. O zaman ben sizin yanınızda olsam deneme çözerken önce sözel bölüm yaparım. Burada süremi yetiştirebilmek için bol bol soru çözerim. Burada süre kaybına sebebiyet veren şey tabii ki de inkılaptaki bilgi eksikliği ve Türkçe'de de paragraf sorularındaki kondisyonsuzluktur. O yüzden bol bol paragraf çözen öğrenciler daha hızlı sözel bölüm bitiriyorlar. Sonra sayısal bölüme geçince de önce fenden başlarım. Fendeki netlerimi artırıp, fendeki doğrularımı yapıp moralimi, motivasyonumu yüksek tuttuktan sonra sayısalda matematikle devam ederim arkadaşlar. Dolayısıyla denemeyi bu şekilde çözmeniz gerekiyor. Günlük kaç sayfa kitap okumalıyım? Arkadaşlar günde en az 15 tane paragraf sorusu çözmeniz gerekiyor. Çünkü LGS size en az 12-13 tane paragraf sorusu soracaklar. Bunun daha fazlasını yapmanız lazım. Kitap okumak çok çok değerli, çok çok önemli. Ben sizin yanınızda olsam günde en az 45 dakika kitap okurum. Bu kaç sayfaya tekabül ediyor o sizin okumanıza bağlı. Ama günde en az 45 dakika kitap okuyan bir öğrenci sadece Türkçe'de, sadece sözel derslerde değil diğer derslerde de odaklanma gücü artacağı için rakiplerine fark atar. 2023'e girdikten sonra günlük en az kaç saat çalışmalıyım? Arkadaşlar bunu her zaman söylüyoruz. LGS'de 75 dakika sözel, 80 dakika sayısal, toplam 155 dakikalık bir sınav sizi bekliyor. Yani sabahleyin 9'da kalkacaksınız. Saat 11.30, 12.30, 1 gibi bitecek. 9'la 1 arası bak 9, 10, 11, 12, 1. 4 saatlik bir ter dökeceksiniz. İşte bu ter dökmeye, bu motivasyon, odaklanma, konsantrasyon yarışına vücudunuzu fiziken de hazırlamanız lazım. Yani yarım saat oturunca sıkılıyorum hemen kalkıyorum dememeniz lazım. Ben 4 saat çivi gibi çakılırım, 4 saat takır 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 çözerim. Arada dinlenirim. Zaten sözelle sayısal arasında size de ara veriyorlar, dinleme veriyorlar. Ama odaklanmamı, gücümü, odağımı hiçbir zaman kaybetmeden ben en az 80 dakika, en az 75 dakika ders çalışabiliyorum demeniz lazım. Bunun da iki katı yaptığınız zaman yani 155'in iki katı 300 dakika yaptığınız zaman, 310 dakika yaptığınız zaman bu neredeyse 5 saate tekabül ediyor. 5 saatlik bir çalışma sizi LGS'de hayallerinizdeki okulu kazanmanız için yeterli arkadaşlar. Ha okul haricinde ve kurs haricinde diyorum bunu. Hocam en az ne kadar yapmalıyız? En az bu kadar yapmanız lazım arkadaşlar. En az yani 80 dakika artı 75 dakika 155 dakika kılçıksız yani aralardaki dinlenmeleri saymadan tertemiz çalışmanız gerekiyor.
Haftada bir deneme çözmek yeterli mi? Yeterli ama deneme çözerken de şu çok önemli arkadaşlar. Mesela tamamen sözel ve sayısalın tüm konuların olduğu bir denemeyi çözerseniz moraliniz bozulur. Hatta bizler de LGS tekrar programımızda sizler için sadece birinci dönem konuların olduğu, bak sadece birinci dönem konuların olduğu denemeler hazırladık. LGS tekrar setimizde şu anda sadece birinci dönem konularını bitirdiniz. Onlardan kendinizi ölçmenizi istedik. Dolayısıyla mutlaka o denemeleri de çözmelisiniz arkadaşlar. Şimdi LGS'ye son 5 ay kaldı. Bizler LGS ilk tekrar programımızı hazırladık. Birazdan bunun detaylarını da sizlerle paylaşacağım. Ama son 5 ayda ne yapmamız lazım? İsterseniz bunlara bir deneyelim. Birincisi, hedefimizi artık biraz daha belirginleştirmemiz lazım. Yani matematikte hala 15-20 tane yanlışımız çıkıyorsa, 2-3 tane doğru yapabiliyorsak ben Galatasaray'ı istiyorum demek yanlış olur. Bakın size şöyle bir şey söyleyeyim. Sizce ben saf birisi miyim? Değilim, değil mi? Ama ben şu anda Galatasaray lisesini hedefliyorum desem ne olur? Olmaz. Niye? Çünkü ben zaten LGS'ye bile almazlar. Yani içeri girsem çık 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 diye kovalarlar. Ne oldu? Yanlış hedef. Yanlış hedef çok önemli arkadaşlar. Dolayısıyla sizler de belki Galatasaray'dan çok daha başarılı olabileceğiniz, belki İstanbul Fen'den çok daha başarılı olabileceğiniz okullar varsa onları hedefleyin. Bakın, hedefinizi küçültün demiyorum. Hedefiniz her zaman yüksek olsun. Netlerinizi her zaman en yükseklerine koyun. Ama çok anlamsız, gereksiz hayallerde kurduğunuz zaman etrafınızdakiler size der ki zaten olmayacak ki boşuna çalışma. Zaten olmayacak ki boşuna çalışma der. Bu da sizin aynı tahtaya saplanan çiviler gibi saplanır ve izleri kalır. O yüzden hedefimizi güzel belirleyelim. En yükseği belirleyelim ama mantıklı bir yükseklikte olsun. Buna da dikkat edelim. İkincisi, plan. Plan çok 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 önemli. Bizler LGS tekrar setimizin içerisinde sizlere LGS tekrar programında gün gün plan yaptık arkadaşlar. Yani zaten YouTube'da videolarımızın gün ve saatleri belirli ama bunun haricinde temelden eksiği olan öğrencilerimiz için LGS temel tekrar programı yaptık. Gün gün hangi videoları izleyecekler, hangi soruları çözecekler, kaç dakika mola verecekler, Türkçe'de, matematikte, fende, dinde, inkılapta, İngilizce'de hangi soruları çözdükten sonra hangi kazanımları elde edecekler, bunların her birini planladık. Hocam ben o kadar da temelde değilim. Artık yeni sorulara geçmek istiyorum. Birinci dönem konularına iyiyim diyen öğrencilerimiz için de nitelikli tekrar programı yaptık. Burada da temeldeki eksiklerini zaten kapattıkları için biraz daha zorlayıcı, biraz daha yeni soruları ağırlıklı olarak ödev verdik. Burada da gün gün, dakika dakika molalarını, çözecekleri kitapların sayfalarını tek tek sizlerle paylaştık arkadaşlar. LGS tekrar programımızı da mutlaka ilk tekrar setiyle beraber ulaşabiliyorsunuz. İlk tekrar setin içinde ne var hocam derseniz hemen göstereyim. Bakın burada gösterelim. İşte burada. Birincisi YNS Türkçe Matematik kitabı. İkincisi sadece birinci dönem konularını içeren LGS ilk tekrar kitabı. Ve sadece birinci dönem konularını içeren artık netler artıyor ana denemeleri. Yani hani deneme çözünce moralimiz bozuluyor ya. Niye? Çünkü ikinci dönem konuları da var. Burada yok. Burada sadece birinci dönem konuları var. Buradan çözdüğümüzde buradaki optik formları doldurarak gerçek bir deneme gibi yaptığımızda netlerimiz artık artacak ve diyeceğiz ki oh be, demek ki ben tüm seneyi bitirdiğimde bu netlere ulaşabiliyormuşum. Çünkü şu anda birinci dönem bitirdim. Bu denemeye girdim, bu netleri yapıyorum. Tüm seneyi bitirdiğimde de toplam bütün denemelere girdiğimde de bu netleri yapabilirim diyeceksiniz inşallah. Ve moraliniz de netleriniz de artacak. Dolayısıyla planlama çok önemli. Bizler de LGS ilk tekrar setin içerisinde sizlere tek tek gün gün dakika dakika programımızı yaptık. Bunu mutlaka isteyin arkadaşlar kutunun içerisinde. Geldik üçüncüsü doğru kaynağı. Şimdi arkadaşlar sınava girdiğinizde size sınav çektirmeyecekler. Sözlü yapmayacaklar. Size test soru soracaklar. Yani cevapları önünüze yazan milli egemenlik, milli tarih bilinci, bağımsızlık, özgürlük ya da işte tatsızlığı yaşayan bireyler, işte 45, 53, 55 cevapları yazıyor. Dolayısıyla bol bol soru çözmeniz lazım. Test tekniğinde kendinizi geliştirmeniz lazım. O yüzden de bizler sizlere LGS tekrar programımızda video izleme ödevi verdik ama en fazla soru çözme ödevi verdik. Bak gün gün şu kitaptan şunu çöz, şu kitaptan şunu çöz dedik. Neden? Çünkü kendinizi geliştirin dedik. Ve kitaplarımızdaki soruları da çok kaliteli hazırladık. Çünkü burada sizler soruyu çözerken bakın hepsi böyle yenisi soru. Takıldığınız bir soru olursa karekod okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerden detaylı bir şekilde dinliyorsunuz. Ve her bir soruda netlerinizin, kapasitenizin arttığını görüyorsunuz. Niye? Çünkü LGS'deki hedefinize bir adım daha yaklaşmış oluyorsunuz. Mesela artık netler artıyor ana denemelerinde. Eğer sınav sadece birinci dönem konularından çıksaydı nasıl sorarlardı? LGS'de ne zorlukta sorarlardı ona göre hazırladık. Dolayısıyla tamamen yeni nesil, tamamen gerçek yaşam soruları, güncel yaşam soruları hazırladık. Ve LGS'ye uygun bir şekilde hazırladığımız için burada birinci dönem konularında tam anlamıyla kendinizi kontrol etmiş olacaksınız. Dolayısıyla doğru kaynaklar da önemli. Yani öğrenci çözüyor, ben görüyorum mesela çözüyor. Cevap anahtarı yok. Cevap anahtarına bakıyor, çözüm yok. Biz kitaplarımıza hem optik form veriyoruz hem de her bir sorunun detaylı bir şekilde çözümünü uzman öğretmenlerimize sizlere ulaştırıyoruz. Yani sizler karekod okuttuğunuzda buradaki her bir sorunun çözümünü hocama size en az bir dakika, iki dakika tane tane anlatıyor ki hiçbir eksiğiniz kalmasın. Hatta deneme analiz değerlendirme kitapçığı var. Yani Türkçe'de 3 yanlış yaptı değil. Türkçe'de
tablo grafik ve yorumlamayı yanlış yaptım. İşte matematikte 7'yi yanlış yaptım değil. Matematikte kök içine alma sıralamayı yanlış yaptım şeklinde tek tek eksiklerinizle analiz etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ocak ilk tekrar ayı 2023'e giriyoruz ve 2023'e bomba gibi girmemiz lazım. Birinci dönemi fullettiren ilk tekrar kampımız geliyor. İlk tekrar LGS tekrar programımız hazır. Hem temel hem de nitelikli olarak ilk tekrar setinin içerisinde sizleri artık neler artıyor? Birinci dönem denemeleri, ilk tekrar LGS birinci dönem konuları ve yeni nesil Türkçe matematik kitapları ile bekliyor. Bu üçünü ilk tekrar setin içerisine aldığınızda sizlere daha avantajlı bir şekilde ulaşıyor arkadaşlar. Ocak ayındaki görevleriniz belli. İkinci yazıları yüksek notlarla tamamlamak. Şu anda onu yaptığınıza eminim. Zaten yazılı diye test yapıyorlar hocalarınız. Siz de gümür gümür yapıyorsunuz. İlk tekrar kampına katılıyorsunuz. Sizler için mükemmel bir şekilde hem programı hem de videoları hazır olan efsane bir kamp hazırladık. Aynı zamanda ikinci dönem içinde sağlam bir başlangıç yaparak hedefinize her gün bir adımla yaklaşıyorsunuz. Bakın şu çok önemli arkadaşlar. Şu anda bulunduğunuz noktaya gelinceye kadar bir sürü hatanız çıkmış olabilir. Ya matematikte çok hata yaptım, fende çok hata yaptım, olmuyor olmuyor. Bunu unutacaksınız. Gelecekte de hatalarım çıkacak, eyvah eyvah, bunu da unutacaksınız. Şu anda bugün odaklanacaksınız. 2023'e girerken bu kadar yaptıklarınız var, bu kadar yapacaklarınız var ama ben şu anda buradayım diyerek kendi görevinizi, planınızı belirleyip tıkır tıkır sorular çözmeniz gerekiyor. Bizler programlarımızla, setlerimizle, videolarımızla sizlerin yanınızdayız. Sakın sakın moralinizi bozmayın. LGS sizden kaçamayacak. Koşacaksınız hayallerinizin peşinden ve inşallah da yakalayacaksınız. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. LGS ilk tekrar setimizi açıklamadaki Tonguç mağazadan ulaşabilirsiniz. Ya da Tonguç kitapçılarından isteyebilirsiniz. Şimdiden sizlere hayallerinize giden yolculukta başarılar arkadaşlar. Hadi bakalım.